Merhaba. Bu videoda Exxen'in finansal fonksiyonlarından net şimdiki değer, İngilizce ismini net present value fonksiyonunu anlatacağım. Net bugünkü değer ne demek? Yatırımları karşılaştırırken ya da bir yatırımın değerini anlamaya çalışırken kullanılan bir matematiksel formüldür aslında. Bu formülle yatırımın zaman içindeki bütün gider ve gelirlerinin her birini yatırımın risk seviyesine uygun bir faiz oranında, örneğin piyasa faiz oranları diyebiliriz, bugünkü değerine çevirip toplayarak yatırımımızın ya da projemizin karlılık ya da zararlık durumunu analiz edebiliriz. Şimdi tablomuza bakarsak 10 bin liralık bir yatırımımız var. Birinci yıl getirimiz 5000, ikinci yıl getirimiz 4200, üçüncü yıl getirimiz 6800 TL. İskonto oranımız da %25, yani piyasa faiz oranlarımız, TL kredi faiz oranları diyebiliriz buna. %25 diyelim. Net bugünkü değerimizi hemen formülle bulalım. Eşittir NBD diye geçiyor. Oranımız %25. Getirilerimizin toplamı da toplam aralığı da şu şekilde. Şimdi 10.169.60 bulduk. Bu ne demek? Şimdi ben 10.000 lira maliyetli yatırım yaptım. Planladığım getirilerin toplamı da 16.000 TL. Piyasa faiz oranları da %25. Bu verilere dayanarak şu anda ben gelecekteki 16 bin liramı şu anki piyasa faiz oranlarıyla %25 faiz oranlarıyla şu anki değeri 10.169 TL demek. Peki şu anda kârda mıyım bu verilere göre? Şu anda kârdayım. 169 lira kârdayım. Mesela piyasa faiz oranlarının %20 olursa kârlılığım biraz daha artıyor. Benzer bir örneğe geçelim. Bu sefer de 100 bin lira yatırım yapıyorum bir projeye. Yine yıllık faiz oranım %25. Yatırım dönemlerimde 6 dönem boyunca birinci durumda beklediğim getiriler bu şekilde. 285 bin lira toplamda. İkinci durumda da daha az gelir bekliyorum. 94 bin lira diyelim ki. Şimdi net şimdiki değerim yine formülize edersek eşittir. NBD diyelim. Parantez aç. Oranım %25. Getirilerimin toplamı da şu şekilde. Toplam aralığını seçtim. Evet, 111 bin lira getirim var şu anda. Net şimdiki değerim var daha doğrusu. Pardon, düzeltiyorum. Peki şu anda bu verilere göre ben kârda mıyım? Şu anda beklediğim getirilerde birinci duruma göre 11 bin lira kârda gözüküyorum. Ama ikinci duruma göre, ikinci senaryoya göre beklenen getirilerim daha düşük olduğu için şu anda 100 bin liralık yatırımımı bile bu durumda karşılayamadığım için 5.611 lira zararda gözüküyorum. Üçüncü örneğimize geçelim. Üçüncü örneğimizde de bir evin gerçek değerini bulmada kullanabiliriz net bugünkü değer formülünü. Formülü kullanmadan önce demin gösterdiğim matematiksel ifadeyi formülle buraya girelim daha iyi anlamak için. Şimdi senaryom şu. Emlakçıya gittim. 3 milyon TL'ye bir ev almak istiyorum. Yani bir ev beğendim. 3 milyon TL fiyatı söyledi bana emlakçı. Aylık kirası da 10 bin lira. Yıllık net kirası da o 90 bin lira diyelim ki. Paranın maliyeti yani piyasa faiz oranları da %25 diyelim ki. Ve ben şöyle bir senaryo yapıyorum kafamda. 5 yıl sonra da diyorum ki bu evi 5 milyona satarım ben. Bu enflasyon oranlarına göre vesaire. Rakamlar gerçekçi olmayabilir ama şu anda anlamanız için böyle söylüyorum.
Diyorum ki benim elime her yıl 90 bin lira yıllık net kira geçecek birinci yıl sonunda. İkinci yıl sonunda da 90 bin geçecek. Toplam 10. yıl sonunda da evin değeri diyorum ki 5 milyon zaten. Aslında dönem olarak şunu 5 değil de 10 diyelim. Örneğimizde uyusun. 10. yıl sonunda da diyorum ki ben bu evi 5 milyona satarsam bir de son yılında kira getirirsem elime bu geçecek diyorum. Yani elimize geçecek nakitleri böyle planlıyoruz, hesaplıyoruz. Şimdi formülüze edelim. Eşittir. Elimize gelecek, geçecek nakit birinci yıl bu. Bölü bir artı faiz oranı. Burayı F9'da sabitliyorum. Pardon. Pardon. Tekrar formülümüzü girelim. Eşittir. Bölü 1 artı F9 dediğimiz için orası da F9 çıkıyor. Eşittir. Bölü 1 artı şöyle diyelim. Parantez içine alacağız bunu. Üzeri 10. Pardon, burada üzeri birinci yıl olduğu için A5 dememiz lazım. Evet. Şuradaki F4 de şurayı sabitleyelim. Demin yanlış söyledim. F9 dedim. Düzeltiyorum. Şöyle bunları aşağı doğru çektiğimiz zaman buradaki işte Ctrl M ile toplam aldığımız zaman şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi yani bana bu emlakçı bu evi 3 milyona satmaya çalışıyor ama aylık kirası da 10 bin lira diyelim ki. Piyasa faiz oranları da %25. Ve ben diyorum ki 10 yıl sonra bu evi 5 milyon TL'ye satarım. Yani 5 milyon TL demeyeyim, hadi 10 milyon TL diyeyim şöyle. Biraz daha gerçekçi olsun. Enflasyon bu kadar hızlı artmaya devam ederse. Dolayısıyla bu evin şimdiki değeri aslında 1.395.000 TL. Yani bu ne demek? Yani çok affedersiniz, emlakçı sizi kazıklıyor anlamına gelmesin bu ama yani çünkü piyasa faiz oranlarıyla işte yani evlerin fiyatları rasyonel olarak belirlenmiyor çoğu zaman. Yani piyasa alıcı satıcı dengesi olmadığı için emlak fiyatları, emlak balonu dediğimiz şey de bazen dönemsel olarak gerçekleştiği için bu şekilde olabiliyor. Ama bu size bir fikir vermesi açısından söylüyorum. Yani mesela aylık kira 10 bin düşük gelebilir. Şimdi 10'a 15 bin yapalım. Yani o zaman 15 bin yaparsak ne olur? Yıllık getirim. Şöyle hesaplayalım. Çarpı 12. 180 bin lira olur. Burada yıllık net kiranda işte bir takım kiradan kesintiler falan olursa 180 bin değil de diyelim ki 150 bin oldu. Hani 3 milyon fiyatı olan bir evin aylık kirası 15 bin olabilir. Yani belki daha düşük şu anda ama diyelim ki elimize geçecek nakitleri biz ne yaptık? 150 bin olarak bulduk diyelim. Hesapladık. Gördüğünüz gibi mesela ne oldu? Bu sefer de evin şu anki gerçek değeri 3 milyonluk evin aylık 15 bin lira net kira getirisi elde edersek %25 piyasa faiz oranlarından şu anki getirisi bana 1 milyon 609 bin lira evin gerçek değerini gösteriyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.